نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى ظالمين ظلمünü önlemedikçe size de kurtuluş yoktur. Motosiklet tutkusu çocukluk yaşlarından itibaren, o ilkokul, ortaokul çağlarından itibaren var bende. Çocukken sahile gezmeye gittiğimiz zamanlarda yurt dışından, İstanbul'dan yaşlı büyük Harley'ci abiler geliyordu. Onları böyle hayranlıkla izliyordum. Bende de o zamandan beri hep bir Harley sevdası, bir motosiklet sevdası oluştu. Daha sonra Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 2008 yılında Tekirdağ Karaçalı Köyü'nde vekil İmam Hatip olarak göreve başladım. Ve ilk motosikletimi 250 cc olarak bu köyde görev yaparken aldım. Yaklaşık 2 yıl bu motosikletle serüvenimiz oldu. Daha sonra 2014 yılında ilk Harley Davidson motosikletimi aldım. İlk motosikletimi aldığımda köylü şaşkınlıkla, hayretle beni izliyordu. Benim için çok büyük bir heyecandı. Olumlu tepkiler de alıyordum, olumsuz tepkiler de alıyordum. Ya işte motosiklette hoca olur mu, motosiklete binen imam olur mu diye tepkiler de alıyordum. Tabii ki ancak ben bu tepkilere kulak asmadım. Motosiklet kullanmanın ister imam olsun, ister farklı camiadan bir insan olsun hiçbir sakıncası yok. Motosiklet güzel bir hobi. Bütün gençlere, bütün insanlara tavsiye ederim. Bana da imam denmesinin sebebi, ben 2014 yılında Türk Çapır Motosiklet Kulübü'ne girdiğimde kulüpte herkesin bir niki vardı ya da işte bir lakabı. İnsan, herkes de bu nikini işte kendisine nasıl sesleniyorsa onu kullanıyordu. Ben de Harley Davidson tarzı motosiklet kullanmamdan dolayı 2006 yılında çekilen The İmam filminde de Çapır tarzı motosiklet kullanılmıştı. O yüzden bana da herkes Tekirdağ'da duymam, sen duymamsın diye seslendiği için ben de bu niki kendime uygun görüp bunu kullanmaya başladım. Toplumda Tekirdağ'da çoğunlukla herkes beni Harley'li imam, duymam, motosikletli imam olarak tanır. İsmimi bilen insanlar da var ama çoğunluk bilmiyor. Daha çok duymam olarak anıyorlar.